Şenol Hoca'nın da bence pozitif enerjiyle camiayı ayağa kaldıracak tarzda açıklamaları olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarı daha umutlu. Aboubakar'ın gelişi, yapılacak olan transferler, Konya galibiyeti, Kayseri galibiyeti, önünde uzun bir süreç olması Beşiktaş taraftarı bir kıvılcım bekliyor. Yani yönetimden de bekliyor bunu, hocasından da bekliyor. Bizi daha dinamik tutun diyor Beşiktaş taraftarı. 4 maçlık bir galibiyet serisi var. O yüzden de daha farklı bir havaya girilip daha özgüvenli bir şekilde sahaya da yansıyor. Bunu Sergen Hoca da yaptı. Sergen Yalçın da şampiyon oldukları sezonda yaptı bunu. Bir anda bir sinerji yayılıyor. Sinerji yayıldıktan sonra camia tamamen kenetleniyor. Sosyal medyada güçleniyorsun, tribünde güçleniyorsun. Hatta Hatay deplasmanında aynen öyle. Hatay maçından önce de söylemişti bunu. Aynen. Sergen Hoca. Aynen. Ya oradaki yani, o açıklamalar gerçekten takımın havasını değiştiriyor. O anda sen de moda giriyorsun hoca olarak. Taraftar da giriyor. Sosyal medya ortamında da daha güçlü bir oluşumun ortaya çıkıyor. Her yerde de güçleniyorsun. Ve bu sinerji futbolculara en son sirayet ediyor. Onlar da insan ve hissediyorlar bir şeyleri. Yüksek enerjinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de ben Beşiktaş'ın kendi içerisinde dinamikleri daha fazla harekete geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira transferler yapacak Beşiktaş. En az iki orta saha şart bence. Gündemdeki isimlere bakıyorum. Fenerbahçe ile Zayt görüşmesi yapıldığına dair haberler çıkıyor. Bu ben doğruysa Fenerbahçe diyoruz. Tarafından enteresan. Beşiktaş tarafından çok iyi. Ben Zayt'ı çok beğeniyorum. Zayt ben çok kaliteli bir oyuncu. 1,5 milyon avro bir bonservis de Beşiktaş'a geçebilir deniliyor. Zayt oynamazsa aklında soru işaretleri oluşur mu? O da var mesela baktığında. Dilan'ı ismini gördüm. 31 yaşında ve Sevilla'nın hani bedelsiz kiralık vermeye hazır olduğu şeklinde haberler var. Danimarka milli takımının daha düne kadar çok değerli, çok önemli takımlarda forma giymiş. Çok tecrübeli ve çok kaliteli bir oyuncu. Fizik gücü yüksek. Ayağına çok hakim ve bizim ligimizde net iş yapacak bir orta saha oyuncusu bence. Oscar Gruh ismi geçiyor mesela. İki maçı anlattım. Maccabi Tel Aviv'de oynuyor. 18 yaşında. Bayıldığım bir oyuncu. Bana göre çok büyük potansiyel ileride. 5 milyon avro deniliyor. Alması zor olduğunu düşünüyorum. Alırsa büyük bir iş yapmış olur ama Beşiktaş'ın bir an önce nokta atışı bence iki orta saha oyuncusu alması lazım. Değerli izleyiciler, Beşiktaş'ta uzun zamandır beklenen performansı gösteremeyen ve bu nedenle Ocak'ta ayrılması gündeme gelen Arthur Masuaku göz doldurmaya devam ediyor. Kayseri Spor karşısında takımın en iyilerinden birisi olan yıldız futbolcu, övgüleri toplarken satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılar 4 haftadır üst üste kazanıyor. Kayseri karşısında Kartal'ın gollerini Redmond ve Salih Uçan kaydederken sol bek Arthur Masuaku da yıldızlaşan isimlerdendi. West Ham'dan kiralanan tecrübeli sol bek Trabzonspor maçındaki hatasıyla eleştirilmişti. Masuaku, Şenol Güneş'i ilk maçı olan Ümraniye Spor mücadelesinde de 11'de başlasa da devrede kenara çekilmişti. Sonrasında ise oyuna girdiği Gaziantep deplasmanında 1 puanı getiren golün asistini yaparken Adana Demirspor karşısındaki müthiş frikiyle 3 puanı getirdi. Formunu yeniden yakalayan Masuaku, Kayseri Spor maçında da galibiyete damga vuran isimlerden oldu. Demokratik Kongo'da oyuncu 8 ikili mücadele kazanırken 3 top çaldı ve bir kez de direğe takıldı. Şenol Güneş de maç sonunda anormal iyiydi diyerek futbolcusunu överken taraftarlar da sosyal medyada tecrübeli oyuncu için paylaşımlarda bulundu. Masuaku'nun 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek olan 2.2 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kaldırmak için ise West Ham'la görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlar bu rakamda indirim de talep ederken İngiliz ekibiyle yapılan temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Süper Lig'de 4 hafta üst üste kazanan Beşiktaş bu sezon bunu ilk kez başardı. Ancak Kartal'ın 3 oyuncusundan kötü haber geldi. Karşılaşma öncesi sarıkat sınırında olan Nathan Redmond ve Romain Saiz gördükleri sarıkatlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın son dakikasında Valentin Rozier de rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Siyah beyazlar Alanya Spor'u konuk edeceği karşılaşmaya bu 3 oyuncudan yoksun çıkacak. Bay geçtiği hafta nedeniyle bir maçı eksik olan Karakartal ligde topladığı 35 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş'ta istatistik verilerine göre önemli gelişmeler var. Teknik direktör Şenol Güneş öncesi 1.82 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte bu ortalamayı
2'ye yükseltti. Fransız teknik adam Valerian İsmail döneminde altın 60.82 atak aksiyonuna giren siyah beyazlarda bu oran 62'ye çıktı. İsmail yönetiminde rakip kareye 12.64 şut atan Beşiktaş'ta bu ortalamada 14'e yükseldi.